Dönelim diyoruz ama yanı başımıza da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zira bize birkaç yüz kilometre mesafede Suriye'de olan bitenlere gerçekten akıl almaz işler gerçekleşiyor ve çok hızlı hareketler gerçekleşiyor. Giderek gerilen özellikle Türkiye-Rusya ilişkileri ne hal alacak merak ediyoruz. Bugün gün içerisinde arka arkaya açıklamalar geldi. Türkiye'den, NATO'dan, Rusya'dan açıklamalar geldi. Açıklamalara bir de Japonya'dan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Mesaj trafiği devam ediyor ama sınırdaki gerginlik de devam ediyor. Dün bir haber düştü. Sınır ihlallerinin ardından bir de başka tacizin daha gerçekleştiği belirtildi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik olarak, Hava Kuvvetleri'ne yönelik olarak. Bu daha ne kadar sürecek? Olası bir kriz nereye doğru gider? Türkiye'yi nereye sürükler? Merak ediyoruz açıkçası. NATO Türkiye'yi koruyabilir mi? Bilemiyoruz. NATO evet koruyabiliriz. 48 saat içerisinde askeri birlikleri oraya göndermemiz mümkündür açıklaması geldi. İlginç bir açıklama. Bu açıklamanın hemen öncesinde Moskova'dan geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada. Açıklama şuydu. Biz Türkiye'nin de sınırlarını koruyoruz dedi Rus yetkililer. Bu da ilginç bir açıklamaydı. Davutoğlu da ve aynı zamanda Türk yetkililerde böyle bir şeye ihtiyaç duyulmadığını altını çizdiler. Açıklamalar devam ediyor. Gelişmeleri aktaracağız. Kıbrıs sorununda konuşacağız. Çok değerli bir konumuz var. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Ahmet Sözen'le beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk ben. Konular birikmişti. Aslında oldukça da sıcak gelişmeler var. En az Kıbrıs sorunu kadar bölgemizde bu yaşananlarla da ilgilenmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Bu bağlamda isterseniz önce Türkiye'ye, Türkiye-Suriye sınırına gidelim. Gerçekten büyük güçlerin şov arenasına dönüştü belki de Suriye. Çok doğru. Güçlerin kendine zemin aradığı, güç gösterisinin yaşandığı bir nokta haline geldi. Ama siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Türkiye ise sınırında olup biten bu tacizleri bertaraf etmekle meşgul sadece. Bu da kaygı vermiyor değil. Açıklamaları az önce paylaşmaya çalıştım ama siz nasıl görüyorsunuz efendim bölgede yaşananlar? Şimdi biraz önce senin de bahsettiğin gibi birkaç aktörden bahsettin. Türkiye dedin, Suriye dedin, Rusya dedin ve büyük güçler. Şimdi aslında biraz kendimizi hani böyle teleskopik olarak geriye doğru çekip daha bir kuş bakışı bakacak olursak, daha bir tarihsel perspektifte bakacak olursak aslında şu anda yaşanan yenilenmiş soğuk savaşın küçük şeyleri, harpleridir diye düşünüyorum. Bundan 1-1,5 ay kadar önce bir araştırma için ben Ukrayna'daydım. Evet. Ve yani orada kendi gözlerimle şeyi gördüm. Rusya ile Batı'nın, tırnak içinde Batı derken Amerika Birleşik Devletleri ve işte klasik anlamıyla Avrupa'nın bir bütün olarak soğuk savaş sonrası tekrardan girdikleri bir rekabeti görüyoruz. Bir rekabet alanı olduğunu görüyoruz. Bunun tabii tarihi arka planı iyi anlamak lazım. Şimdi Rusya'nın yıkılışı, Sovyetlerin yıkılışından sonra sanıyorum 1991-98 arası olan yılda Rusya'yı Boris Yeltsin isimli hani biraz esprili olacak ama biraz ayyaş, biraz batıya yakın diyelim bir cumhurbaşkanı yönetti ve o dönemde baktığınız zaman eski Sovyet bölgesindeki veya eski Sovyetler güdümündeki ülkelerin teker teker Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya üye olduklarını görüyoruz. Yani bir yerde aslında eskiden Varşova Paktı'na yani NATO'nun tam karşıtı eski sosyalist blokuna üye olan ülkeler işte bu Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ile başladı 94 yılında, 99 yılında NATO'ya üye olmalarıyla. 2004'te biliyorsun Baltık ülkeleri de dahil AB'nin işte Kıbrıs Cumhuriyeti'ni vesaireyi bu biraz önce bahsettiğim Doğu ve Orta Avrupa ülkelerini içine almasıyla bir yerde aslında Rusya'nın arka bahçesi giderek altından oyuluyor ve batıya entegre oluyor. Dediğim gibi bu Doğu ve Orta Avrupa ülkeleriyle başladı. Baltık ülkeleriyle
Latvia, Estonya, Litvanya ile devam etti. Ve ondan sonra da şu anda yaşadığımız aslında buna komşu olan Ukrayna'da bir savaş alanı, bir ne derler, büyük güçlerin çekişme alanı. Yani orayı da batıya kaybederse Rusya, bir sonraki adım ne olacak? Belarus ve Rusya'nın ta kendisi olacak. O yüzden de Rusya, özellikle Putin döneminde bu şeyi, domino etkisini yaşamak istemiyor. Tam tersine eski Sovyet şeyini, gücünü, hegemonyasını göstermeye çalışıyor ve bunun için de kendine savaş alanları buluyor. Bir tanesi biraz önce bahsettiğim gibi Ukrayna'dır. Orada biliyorsunuz girip Kırım'ı kendine bağladı ve Doğu, Güneydoğu Ukrayna bölgesi olarak bilinen Donetsk bölgesini de, Donetsk ve Luhansk bölgesini de ayrılıkçılara destek vererek ve gerektiğinde Rus askerini de kullanarak o bölgeleri işgal etmiştir. Şimdi bu yenilenmiş Soğuk Savaş'ın bir en son şeyi diyelim, mıntıkası da Suriye'dir. Suriye ile hem tarihsel ilişkileri var, hem baktığınız zaman Suriye, Orta Doğu'da Rusya'nın yegane askeri üssü olan ülkedir. Bildiğim kadarıyla bölgenin ismini hatırlamaya çalışıyorum. Tarsus'tu galiba, pardon. Tartus bölgesinde bir deniz üssü var Rusya'nın. Laskiye'ye yakın olan. Laskiye'ye yakın da bir diğerini inşa ediyorlar şu anda. Evet. Hava üssü olarak bir yenisini inşa ediyorlar. O yüzden de bu bölgeyi kolay kolay elinden bırakmak istemiyor. Suriye'nin şu anda kaç yıldır savaş içinde, biliyorsunuz dünya kadar silah kullanılıyor vesaire. Suriye'ye giren silahların %70'ini Rusya sağlıyor. Yani bundan bir maddi çıkarı da var. Uzun süredir. Orta Doğu'daki doğal gaz yollarıyla ilgili de bir sıkıntı var. Orada Katar'la bir çekişmesi var. Katar'ın Suriye üzerinden işte Avrupa'ya doğal gazını gönderip Rusya'ya rakip olmak, bir yerde Rusya'nın önünü kesmek, Rusya'yı kısıtlamak isteyen bir politikası var. Bu Amerika Birleşik Devletleri vesaire tarafından da destekleniyor. Bunu kırmanın bir yolu tabii bunu engellemektir. Rusya'nın başka bir motivasyonu bu. Bir başka motivasyonu da, yani Rusya'nın Suriye'de olmasının, Rusya popülasyonunun, Rusya nüfusunun %15'i kadarı Müslümandır. Bu da takriben 18-20 milyon civarında bir nüfusa eşdeğer. Bu nüfus içinde özellikle aşırı İslami gruplar var. Başını da bunun Çeçenler çekiyor. Ve bunların bir kısmının aslında bugün Suriye'de IŞİD saflarında savaştığını da biliyoruz. Bugün Rusya vatandaşı IŞİD saflarında savaşan binlerce, evet, insan var. Şimdi bu savaşın sonunda bu tırnak içinde teröristler Rusya'ya döndüğü zaman Rusya bunlarla nasıl baş edecek vesaire. Benzer bir şekilde tabii Avrupa'nın bazı ülkelerinin de bu konuda sıkıntıları var. Çünkü oradan da Avrupa Birliği vatandaşları da bir kısmı IŞİD saflarında savaşıyor vesaire. Yani buraya girmesinin hem küçük küçük böyle sebepleri var, hem de biraz önce bahsettiğim en başta daha büyük satranç tahtasına bakacak olursanız, Batı'yla işte Rusya'nın, işte eski Sovyetlerin mirasçısı olan Rusya'nın yenilenmiş bir soğuk savaş, yani dünya ölçeğinde, küresel ölçekte bir aktör olduğunu yeniden kanıtlayıp o eski post-Sovyet bölgesinin kendi etki alanından çıkmaması için de güç sarf ediyor ve belki de o 90'lı yıllarda kaybettiği bölgeleri, evet, tekrardan etkisi altına almaya etkisi çalışıyor. Altına almaya çalışıyor. Burada yani
Suriye bir şeydir, ne derler, araç. Savaş alanıdır, bir evet. araçtır. O yüzden de yani Türkiye ile çok fazla alakası olan bir durum değil bu. Evet. Fakat Türkiye'yi çok yakından etkiliyor. Çünkü 700 küsür kilometrelik. 900 kilometre yakın. 900 kilometre. 900 küsür, evet. O civarda bir şey var. Türkiye'nin sınırı var. Tabii ki bunun bir dolu güvenlik tehditleri vesaire. Evet. Şey de olacak. Suriye'ye yeniden girelim. Ben bir de NATO cephesinden olaya bakmak istiyorum. Şimdi aslında evet 90'lar döneminde, 90'lar ve sonrasında artık Rusya bitti. Gücünü kaybetti. Daha da dağılabilir söylemleri Batı'da dillendiriliyordu. Bunun propagandası yapıldı. Artık kış uykusuna yattı dedi. Hani sembolü ayı ya. Bunlar evet. yazıldı, çizildi, konuşuldu tabii, belki. Tabii. Ama dediğiniz gibi özellikle son 7-8 yıl içerisinde hem Gürcistan'da, önce Gürcistan, sonra Ukrayna, şimdi de Suriye'de çok net bir şekilde Batı'ya, Batı karşısında birkaç adım önde. Yani Gürcistan'da, Gürcistan'a müdahalesi noktasında Batı'nın, NATO'nun sesi gerçekten kısıldı. Ukrayna'da Batı olup biteni sadece izledi. Suriye'de ise gerçekten şu anda çok çok daha önde Rusya rakiplerine göre. Bunu görüyoruz. NATO'dan da gelen seslere bakıldığında konu Türkiye olunca ben önce Körfez Savaşı'nı, ardından Amerika'nın Irak işgali dönemini ve son olarak da Suriye krizinde ki pozisyonunu hatırlatmak isterim. Bu son 3 olayda da NATO Türkiye'ye yönelik olarak yaptığı açıklamaları, daha doğrusu Türkiye'ye desteği noktasında Türkiye'ye inandıramadı kendisine. Samimiyetine inandıramadı. Belki bir görüş olabilir, bir değerlendirme olabilir. Aksi de olabilir ama mesela Suriye krizinde Patriot'ların gelmesi, Körfez Savaşı döneminde de aynı şeyler yaşanmıştı. Suriye'nin, Türkiye'nin hava sahasını koruma noktasında gerekli desteğin sağlanamadığını gördük. Uzun süre ayak diredi NATO üyeleri Türkiye'yi destekleme noktasında. Şimdi Suriye krizinde mülteci krizi baş gösterdiği dönemde Suriye'deki tehlike hali hazıra devam ederken zar zor gönderilen Patriot füzeleri geri çekilmeye başlanıyor. Şimdi bunlar hep soru işareti. Türkiye ne kadar NATO şemsiyesi altında? Yani bir de şu var, şimdi sanki NATO'dan yapılan açıklamaların da Türkiye'yi gazlama noktasında olduğu belirtiliyor. Yani sanki bu Türkiye ile Rusya arasında bir savaş da NATO'da merak etme ben senin arkandanım der gibi bir pozisyon mu belirliyor? Nasıl bakmak lazım yani, NATO'nun pozisyonunda? Tabii çok bilgi kirliliği de var bu konularda ve tabii Türkiye'nin de Suriye konusundaki karnesinin de çok temiz olmadığını görüyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi El Nusra cephesine ve Esad karşıtı muhaliflere destek olacağım diye Türkiye aslında bu gruplara ciddi anlamda destek yapmıştır. Hem maddi destek yapmıştır hem silah desteği yapmıştır. Bu arada El Nusra'yı tanımlarken El-Kaide ile bağlantısı olduğunu belirtmekte tabii, fayda var mı? Yani var tabii. Şimdi buralardan gerçekten bu şeyler, yardımların hepsi buralara mı gitmiştir? Yoksa bir kısmı IŞİD'e de bir şekilde geçmiştir vesaire. Yani oradaki aşırı radikal İslamcıları Türkiye'nin desteklemesi Batı'da çok ciddi şeyler yaratmıştır. Reaksiyonlar yaratmıştır. Evet. O yüzden de bu Batı'daki müttefikleri içindeki bir kısmı bunların NATO üyesidir. Oradaki devlet adamları içinde de bu konularda bayağı bir karışıklık, bayağı bir kuşku yaratmıştır. Türkiye'nin Suriye konusunda ta başından bugüne kadar incelediğiniz zaman bu konuda tuttuğu pozisyonlar da çok ciddi şekilde değişikliğe uğramıştır. Yani ilk başta biliyorsunuz en başında şeyin bu durumun Türkiye'nin pozisyonu neydi? Bırakın müdahale etmeyin, biz gidelim Esad'la konuşalım. Kendisini ikna edelim ve demokratik adımlar atsın, evet. reformlar yapsın ve bu işi şeysiz çözelim, müdahalesiz çözelim. Çözelim. Sonra bunun mümkün olmadığını görünceler tam tersine hani dostumuz
komşumuz Esad bir numaralı diktatör, işte bir askeri müdahaleyle hemen gitmesi gereken bir kişidir diye lanse edildi Türk dış politikası tarafından uzun yıllar. Esad'dan Esed'e döndü bu. Evet, Esad'dan da Esed'e döndü biliyorsunuz. Bunları buralarda yine daha önceki programlarda konuştuk. O yüzden de yani bunun daha serin kanlı ta başından bir şeyi yapılamadı. Bir değerlendirilmesi yapılamadı. Yani veya Türkiye'de yapılan değerlendirme Suriye konusunda yanlış bir değerlendirmeydi. Çünkü Arap Baharı Suriye'ye uğradığı zaman işte Esad'ın haftalar içinde düşeceği söyleniyordu. Türkiye'de buna inandı. Ve buna en yüksek seviyedeki karar vericiler, Başbakan'dan Dışişleri Bakanı'na kadar bunu dillendirdi. Oysa ki durum böyle değildi. Hatta bugün tam da daha farklı bir noktaya geliyor. Rusya'nın Suriye'ye müdahalesiyle bu aslında bir oyun değiştirici bir hamledir. Yani bugün Esad'ın düşmesi çok daha zorlaşmıştır. Çünkü Rusya bugün oraya evet onların deyimiyle IŞİD'le mücadele için girdiğini söylüyor ama sadece IŞİD'i bombalamıyor. IŞİD'in dışında Esad muhaliflerini bombalıyor. Türkmenleri bombaladığı iddia ediliyor. Yani bir yerde Esad'ın elini güçlendiriyor. Esad'ın kara harekatını çok daha rahat yapıp o muhaliflerini çok daha rahat ezeceği ve arkasından olası bir müzakerede, bir pazarlıkta Esad'ın elini güçlendireceği bir pozisyona götürüyor Esad'ı. Ki yapılmaya çalışılan da tahmin ediyorum olur. Yani bir geçiş dönemi olur. Esad'lı bir geçiş dönemi olur. Çünkü eli güçleniyor Esad'ın. Ve belki de aslında Esad'dan sonra da geçiş döneminden sonra da Esad'lı yılların olacağı bir döneme gireriz. Bunu bilemiyoruz. Mesela çözüm noktasına yeni Suriye haritasına Türkiye geçmeden bunu iyi hesaplayamadı diye düşünüyorum ben. Peki Rusya ile ilişkiler belki de tırnak içinde söyleyelim. Yani Türkiye yetkililerinin yaptığı açıklamalarla altın çağını yaşıyordu diyebiliriz. Belki de son dönemler arasında ikili ilişkiler noktasında turizm, ekonomik, Türkiye en büyük enerji tüketicisi, Rusya'nın en büyük müşterilerinden biri. Tabii. Turizm çok önemli potansiyel, bölgesel enerji koridorları projeleri var, mavi akım çok önemliydi. Ne olacak askıya alıyor gibi. Bakın ben hala size önemli, bazı rakamlar vereyim. Buyurun. Buraya gelmeden bir bakmıştım. Şimdi Türkiye senede 49.2 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor. Bunun %66'sı Rusya'dan geliyor. %66'sı bakın bu çok önemli bir rakam. %16'sı İran, %12'si Azerbaycan. Geriye kalan %15 civarı da sıvılaştırılmış işte gemilerle taşınan doğalgaz. Çünkü Türkiye enerjiye aç bir ülke. Hızla kalkınan bir ülke ve enerjiyi üretimde enerji kullanan ve bu tür fosil yakıt kullanan bir ülke. Doğalgazın %46'sını elektrik üretiminde kullanıyor Türkiye. %25'ini sanayiye üretimde kullanıyor. %28'ini işte konut ve ocaklarda ısıtmaya falan kullanıyor. Şimdi bu rakamlara baktığınız zaman Türkiye maalesef Rusya'ya tırnak içinde bağımlı bir pozisyondadır. Bugün yani Avrupa gibi doğal gazının %66'sını sen sadece bir ülkeden alıyorsan o ülkeyle ilişkilerini o kadar da kolay bozamazsın. Tabii bunun bozamadığın zaman da ne olur? Bir yerlerden ödünler, bir yerlerden tavizler vermeye başlarsın. Bugün Erdoğan Japonya'da eğer Rusya değilse başka yerden de daha doğrusu hava yolunda Rusya olmazsa başka ülkelerden tedarik ederiz mesajı verildi. Akkuyu Japonlar hemen Toshiba talip oldu. Daha bugün sıcağı sıcağına. Biraz fazla mı çabuk gaza geliyor Türkiye bilmiyoruz ama Rusya da aslında Türkiye'yi rahatsız eden açıklamalar yaptı. Yani genelde Türkler biraz fazla ve bu bölgedeki insanlar yani bu şark dediğimiz bölge biraz Akdeniz, bizler fazla sıcakkanlıyız. Hemen heyecanlanıyoruz. Ama biraz Moskova'da daha az şeyle mantıkla bakıyor olduğumuz
noktalar çok şeydir. Çok biraz sıktır. Da Rusya buna mı oynadı o zaman? Çünkü yapılan açıklamalar gerçekten önce navigasyon, yani sınır ihlalleri noktasında navigasyon hatası, sonra hava koşulları denildi. Peki diyelim ki sınır ihlali oldu, süre tartışmaları var. Onu da kimisi kenara bıraktık ama tacizler 4 dakika diyor, 1,5 dakika diyor. Yani bunu hakikaten bilemiyorum. Yani bir bu konunun hani askeri strateji uzmanı olmadığım için ve bu teknik konuları bilmediğim için bu konularda çok fazla konuşmak istemiyorum ama bir dolu da şey var ama bilgi kirliliği var ve hiç unutmayalım, hele hele bugünlerde Türkiye'de çıkan haberlerin ne derler inanırlığını tartıştığımız zaman biraz böyle geriye çekilip hani 2 defa değil 5 defa düşünmemiz lazım. Çünkü seçim arifesinde ve böyle bir kıran kırana seçim arifesinde bir Türkiye var. Ve özellikle evet. Haziran ayında yapılan seçimler, o dönemden önceki seçim propagandası ve şimdiye baktığınız zaman Türkiye'de çok korkunç ve çok tehlikeli bir de polarizasyon, kutuplaşma var. Ve bu kutuplaşma biraz önce sizin programınıza girmeden siz bahsettiniz. İşte sansürlerden bahsediliyor vesaire. Belli medya kuruluşlarının haberlerinin sansürlendiği vesaire. Şimdi böyle bir dönemde Türkiye'deki haberlerin inandırıcılığı soru işaretiyle karşılanması lazım. Peki. Yani o yüzden diyorum, yani evet tacizler var, Rusya'nın sınır ihlalleri var ama bunların boyutu nedir tam olarak bilemiyorum. Yani bir kısmı bunun hani gerçekten de işte hava koşulları vesaireyle bağlantılı olabilir ama bir kısmı belki mesaj vermekle alakalıdır. Evet. Ve Türkiye'ye belli mesajlar veriliyor. Evet, yani veriliyor. Bakın burası bizim çıkarlarımızın arka bahçemizdir. Evet, evet belki hemen bir sınırımız yoktur ama ona bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırı var mıdır? Aynı kıtada bile değiliz. Anlatabildim mi? O yüzden de hani burada tabiri caizse filler tepişiyor ve çimenler eziliyor. Çimenler ve o çimenlerin üzerindeki işte solucanlar vesaire diğer şeyler de bundan nasibini alıyor. Evet, şimdi tabii haritaları da bu arada ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Evet. Bu haritalar son savaş çalışmaları enstitüsü tarafından da paylaşılan son günlerdeki haritalar takip ediyoruz. Şimdi sınır hattına bakıldığında hemen Laskiye'deki noktaya bakıldığında Rusların da bölgede çok etkili bir şekilde hem elektronik savaş merkezleri kurduğunu görüyoruz. Evet. Hava savunma sistemleri kurduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda bu merkezlerin Irak'a da kaydırılmak üzere olduğunu da öğrendik. Kürtlerle beraber son dönemde Rusların da arası farklı ilişkilere, olumlu yönde farklı ilişkilere, ilişkilerle şekillenme noktasında çok karışık bir coğrafya. Bir diğer harita ekranlarına getirelim hemen. Onun üzerinden de konuşalım. Evet, bu haritada da çatışmaların olduğu bölgelere bakalım. Türkiye'nin en çok aslında üste kaldığı biraz o morla renklendirilmiş alanda PYD Kürt güçlerinin olduğu evet. alan. Hemen kırmızı bölge Lübnan'la Türkiye arasında, Hatay arasında kalan ve Esad güçlerinin daha güçlü olduğu daha ve güçlü olduğu Rusya'nın da daha güçlü olmak istediği alan, üstlerinde olduğu bölgede de Esad güçleri hakim. Hani şu Erdoğan'ın deyimiyle butik Suriye noktası. Diğer güçler sarıyla görülenler IŞİD ve yine Hizbullah'a ait güçler de bu arada hemen alt kesimde görünüyor. Lübnan'ın evet. diğer sınırında vesaire vesaire. Böyle çok karmaşık bir harita. Bu harita bizi acaba ileride yeni bir haritaya doğru götürecekse eğer, yani Suriye haritası yeniden şekillenecekse ya da federal bir devlet oluşacaksa hangi güçlerden kurulu olacağını da merak ettiriyor. Yani acaba bir federal devlet kurulacaksa bu 3 parçalı 4 parçalı bir devlet mi olacak? Acaba bir garantörlük sistemi burada da gerekli olacak mı? Bunun gibi pek çok soru var. Doğru. Türkiye de kendi sınırlarındaki bu gelişmelerden kaygılıyor. Çünkü Kuzey Irak'ta bir Kürt politikası vardı Türkiye'nin. Kuzey Irak'ta Kürdistan'ın kurulması noktasında bir politikası vardı. Ancak bunun şimdi Suriye'de yayılmasından, kuzeyde, Irak kuzeyinde bir Kürt koridoru oluşmasından da endişe duyulduğunu görüyoruz. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz bu haritayı bu şekilde? Şimdi bakın, yani bu haritalar gerek Birinci Dünya Savaşı sonrası, gerek İkinci Dünya Savaşı sonrası bir kısmı bu haritaların masa üzerinde çizildiği için o doğal
etnisite, coğrafya, kimlik vesaire gibi unsurlar aslında göz önünde bulundurulmadan, yani doğal koşullarıyla değil, doğal olmayan koşullarla, yani suni bir şekilde çizildiği için sıkıntılıdır. Şimdi bakıyorsunuz dünyada, işte tam olarak bilemiyorum ama herhalde 40 milyon civarında mı Kürt yaşıyor. Ve bunların bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı Irak'ta, bir kısmı Suriye'de, bir kısmı İran'da. Ve bu insanların kendilerine ait bir devletleri yok. Ve hatta şu söyleniyor, işte Orta Doğu'da işte Filistinlilerin iyi kötü tanınmış değil ama bir bölgeleri var, ismine birçok insan Filistin deniyor ama Kürtlerin böyle bir şeyi yok. Şimdi Kürtlere daha özele döndüğümüz zaman şöyle bir sıkıntı var. Kuzey Irak'ta, Irak-Kürdistan bölgesi denen bölgede bir yerde aşiret sistemi, feodal düzen devam ediyor. O yüzden de orada böyle bir laik, seküler ve demokratik bir Kürt kimliği eksik. Türkiye'ye baktığınız zaman daha sekülerdir. Türkiye'deki Kemalizm'den de beslenmiştir, etkilenmiştir. Ama işte PKK'nın Marksist-Leninist, modern bir seküler damardan gelmesinden dolayı orada daha farklı bir yapı var. Suriye'ye baktığınız zaman orada tamamen daha farklı bir yapı var. O yüzden de İran'da ise keza çok daha farklı bir konumda Kürtler. O yüzden bu dört ülkede en azından bugün için veya önümüzdeki işte 5-10 yıl için baktığınızda bütün bu Kürt topluluklarının bir araya gelip tek bir kimlik altında bir Kürt ulus devleti kurmaları imkansıza yakındır. Çok zor. Ama olaylar bu şekilde devam ederse şeyde, bölgede, yani IŞİD'dir, bölgesel çatışmalardır vesaire devam ederse oraya doğru da gidebilir. Yani bütün bu dört farklı ülkede Kürtlerin giderek modernleşmeyle, giderek daha bir iletişim araçlarını kullanarak yegane bir Kürt kimliği etrafında toparlanıp, birleşip böyle bir şeyi de belki ileride talep edebilirler. Peki, ama İran... bugün, evet, bugünkü durumda bu şey değil. Çok İhtimal gerçekçi değil. Değil. Evet. Ama bugün mesela çok açık söyleyelim. Türkiye'de Türklerle Kürtlerin işte bu sekteye uğrayan barış süreci bir şekilde tekrardan toparlanıp Türklerle Kürtler arasındaki tansiyon düşürülmezse bu ayrıştırma, bu tansiyon çok tehlikeli bir boyuta gelebilir diye düşünüyorum. Evet, ancak yani benim tek ümidim veya şeyim, umudum daha doğrusu, 1 Kasım seçimlerinden sonra Türkiye'de belki büyük bir koalisyon kurulur ve Türkiye'deki bu gerilen ilişkiler, gerek mezhepsel, gerek dini, gerek işte etnik bağlamdaki tansiyon düşürülür ve normalleştirilir. Çünkü çatışma diliyle, çatışmayla gidilecek olan yer bellidir. Belki şimdi 5-10 yıl değil ama önümüzdeki 20 yıl sonra belki de Kürtleri ister istemez tek bir ulus devlette birleşmeye de bu iş götürebilir. Bölgeden gelen haberlere bakıldığında hemen eklemek için söyleyeyim. Şimdi Rusya'nın özellikle Irak'taki Kürtlere yönelik de bazı girişimleri olduğunu, ilişkiler noktasında, hatta Kürtlerin de bu noktada bundan memnuniyet duyduğunu
gördük. Son bir hafta içerisinde özellikle bu bağlamda Rusya'nın hatta Kuzey Irak'ta bir askeri üs kurabileceği noktasında, Barzani'nin de buna hatta sıcak bakabileceği noktasında bazı bilgiler geliyor. Ne derece doğrudur? Ne derece doğru bilemiyorum. Bilemiyoruz çünkü ama o bölge özellikle biraz Amerikan alt kontrol altında. Bayağı bir şeyidir. Bayağı bir müttefikidir ve Amerika'yı ne derler rahatsız edecek ki bu düzey, yani Kuzey Irak'ta bir Rusya askeri üssünün açılması falan gibi bir şey Amerikalılar tarafından kesinlikle kabul edebilecek bir durum değil. Buna yeltenebileceklerini düşünmüyorum. Belki de Rusya'nın bir şeydir, propagandasıdır. Bir de o olabilir. Pencereden bakmak lazım diye peki düşünüyorum. Şimdi bu, Türkiye ile de ilişkileri çok iyi şeyin. Kuzey Irak'ın, yani Irak-Kürdistan bölgesinin. Belki de hani Türkiye'nin kendi içindeki Kürtlerle olan ilişkisinden daha iyi bir ilişkisi var şeyle. Barzani Kuzey Irak'la. Evet, şimdi baktığınızda Türkiye'nin ihracat yaptığı, yani dışarıya mal sattığı ikinci ülke Irak'tır. Birincisi Almanya'dır, ikincisi Irak'tır. Ama Irak'ın bütünü değil, esas şeydir. Kuzeydir. Yani o bölgeye ben iki defa gittim. Ve görüyorsunuz yani bütün inşaat şirketleri vesaire Türkiye'dendir. Satılan giyecek ve bütün ürünlerin büyük bir kısmı Türkiye'dendir. Ve Türkiye ile doğalgaz, daha uygun fiyata petrol alışverişi oluyor. Yani bütün bunları riske ederek o oranın Rusya'nın güdümüne girmesi veya işte Rusya'ya askeri üs falan gibi bir şey sağlamasının çok bugün en azından çok inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Peki Türkiye bu noktada sizce en mantıklı olarak şimdi bu krizde, bir de şu var, Türkiye'nin de menfaatleri var. Suriye'de de var, Irak'ta da var. Büyük bir devlet olarak Türkiye sizce nasıl oynamalıydı ya da hala şansı varsa sizce nasıl davranmalı? Şimdi bugüne kadar iç siyasette de Türkiye'de Rusya'ya mı yakın olmalı, Amerika'ya mı yakın olmalı, bağımsız mı durmalı? Hep bunlar tartışıldı, tartışılmaya hala devam ediliyor. Bugün bunun ismi biraz değişti. İşte Türkiye NATO ya da Avrupa Birliği üyeliğiyle bir şey kazanamıyor. Acaba işte rotasını doğuya mı çevirmeli, Şangay Beşlisi'ne mi katılmalı ekonomik bir örgüt olarak Avrupa Birliği yerine gibi hep bu tartışmaları son dönemde dinledik. Ama bugün itibariyle mesela Suriye'deki Türkmenler, onlarla da zaman zaman görüşüyoruz. Oradaki gazetecilerle evet, bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Evet. Onlar şunu söylüyor. Yani bir burada en fazla ezilen etnik grup Türkmenler. Irak'ta da aynı şeyi söylediler. Hı-hı. Musul'da, Kerkük'te, hı-hı, Suriye'de de öyle. Keza Türkiye acaba size yardımlarını ulaştırabiliyor mu? Ne derece Türkiye'nin etkinliğini hissediyorsunuz bölgede diye sorduğumuzda ne yazık ki tipik bir Orta Doğu ülkesinde aynı olduğu gibi sadece bazı gruplar Türkiye ile siyasi yakınlık göstererek bu kaynakları kendilerine temin edip ne yazık ki buradaki Türkmenleri bunu yansıtmıyorlar. Türkiye'nin etkisini biz göremiyoruz. Evet. Bunlar IŞİD'den de Esad'dan da diğer gruplardan da darbe yiyen bir tek biziz deniyor. Şimdi Türkiye, Suriye'yi düşünelim. Kırım'da Rusya'nın yaptığını Kırım'da düşünelim. Amerika'nın bölgedeki dengeleri korumak adına yaptıklarını düşünelim. Türkiye'nin çok haklı bir gerekçesi var. Suriye'de ve Irak'ta en azından kendi soydaşlarını, en azından bütün ekonomik çıkarları bir kenara bırakın, kendi halkını ya da kendi soydaşlarını koruma anlamında yapabilmesi gereken bir şeyler olmalı diye düşünüyorsunuz. Bu durumda insani yardım koridorunun açık tutulup Türkiye'nin bu insanlara insani yardım anlamında yardımcı olmasıdır. En siyasi pozisyonları ne olur? En mantıklısı. Ama eğer siz bu koridorun açık olmasını isterseniz o ülkeyle ilgili dış politikanızı da ona göre dizayn etmeniz lazım. Siz kategorik bir şekilde bu adam diktatördür, bunun gitmesi lazım şeklinde, biz bununla konuşmayız şeklinde bir rotada tutarsanız, siz o ülkeye o insani koridorun açılabileceği bir imkan sağlayamazsınız. Bunu yapsaydı Türkiye en başında bugün ne olurdu? Mesela mülteci krizi noktasında Avrupa Birliği Türkiye'yi Esad'la işbirliği yapmakla eleştirmez miydi bugün? Şimdi nasıl bir politika izlediğinize bağlı. Yani Rusya'yı bugün nasıl eleştiriyor Batı?
ne diyor Rusya için? Ama ille de o şekilde Türkiye'nin davranmasına gerek yoktu. Ama çok daha ılımlı davranabilirdi. Ve Esad'lı çözümleri de alternatif olarak çantasında taşımalıydı diye düşünüyorum. Daha ılımlı, yani bakın dış politikada çok kategorik olarak olaylara siz özellikle komşularınız vesaireyle, yani çok daha çıkarlarınızın güçlü olduğu komşularınızla olan ilişkilerde bu kadar kategorik pozisyonlara girmemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Ha şimdi Türkiye NATO'dan beklediğini kazanamadı vesaire gibi argümanlar, bunlar çok subjektiftir. Bunu neyle ölçüyorsunuz? Hani bu kiloyla mı ölçülüyor? Santimetre mi öyle mi ölçülüyor? Yo, bu daha farklı bir şey. Bu sizin dünyanın neresinde olmak istediğinizle alakalı bir şey. Yani siz bir tarafta beğenelim beğenmeyelim bütün eksileriyle beraber kolonyal artı neo imperyal bütün karakterlerine rağmen Batı bir demokratik rejim türünü içselleştirmiş ve benimsemiştir. Şimdi o kampın bir parçası mı olmak istersiniz? Yoksa hani o Şangay Beşlisi falan dediğimiz daha fazla diktatörler tarafından yönetilen insan hakları ihlallerinin çok rahat bir şekilde yapıldığı ve bunun kimse tarafından da sorgulanmadığı bir yerde, yani abartıyorum belki biraz ama öyle bir dünyanın parçası mı olmak istersiniz? Evet. Yani Türkiye, ama benim gördüğüm Soğuk Savaş başladığı dönemde, yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda çok bariz bir şekilde Batı Avrupa'nın, Batı'nın kurumları arasına girmek istemiştir. Onun için Avrupa Konseyi'nden tutun da NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin de ortak üyesidir ve katılımcı ülkedir. O takdirini, o tercihini o yönde kullanmıştır ve bence doğru da yapmıştır. Ha, bugün 2015 yılında bunları bir kenara atıp biz bundan vazgeçtik, İşte Şangay Beşlisi'nin parçası olacağız demek abesle iştigaldir. Ha, ama bunu yaparken siz kendi komşularınızla olan özel sıkıntılarınız olur, özel ilişkileriniz olur vesaire, bütün bunları da gidip müttefiklerinizle diyalog içinde anlatırsınız, onları ikna edersiniz. Hani dersiniz ki evet ben NATO'nun bir ülkesiyim ama benim Suriye gibi de bir sınırım var. Yani takdir edersiniz ki Almanya'nın Suriye sınırı yoktur veya Norveç'in Suriye sınırı yoktur. O yüzden de benim konumum şu bağlamda daha bir nevi şahsine münhasırdır, daha bir özeldir. O yüzden de şu politikam sizlerle %100 eş olmayabilir vesaire. Ama bunu yaparken hani hangi kulübe üye olduğunuzu da net bir şekilde koyarsınız. Ve işte bugün yaşadığımız gibi Suriye içindeki belli grupları destekleme ve işte çok soru işareti yaratıcı, şüpheler uyandırıcı grupları desteklediğiniz zaman kendi müttefikleriniz arasında da sıkıntı yaşarsınız. Peki. Sizce Suriye'de çözüm mümkün mü? Mümkünse sizce bu en erken ne kadar bir süre içinde olabilir? Şimdi çözümden ne anladığınıza bağlı. Yani bugünkü sınırları içinde bir Suriye mi olacak ileride? Yoksa hani ne bileyim minimum 3 küçük mini ülkenin veya ulus devletin çıkacağı bir Suriye mi olacak? Bunu bilemiyorum. Ama yani benim en azından dünya görüşümle uyumlu olan sadece bu bölge değil, bütün dünyanın farklı yerlerinde eğer insanların, grupların
ülkeler içindeki farklı grupların, bunlar etnik gruplar olabilir, dini gruplar olabilir vesaire. Benim tercihim bir arada yaşayabilmelerinin yolları aranmalıdır. Yani daha bir oydaşmacı sistemlerin, yani ülkenin yönetiminin farklı grupların güç paylaşımına dayalı ortak yaşayabilecekleri bir dünyanın olmasıdır. Orta Doğu'da bunu herhalde uygulayabilen tek ülke var. O da Türkiye. O da zaman zaman bunun işte bedelini ödedi. Yani. Ödemeye de devam ediyor. Ve yani eğer hani bu Türkiye'deki kamplaşma vesaire ve bölgedeki çatışmalar bu şekliyle gidecekse Türkiye'yi de çok daha zorlu günler bekliyor diye düşünüyorum. O yüzden de hani yapılması gereken daha işte ismine federatif dersiniz, başka bir şey dersiniz ama ülkelerin daha küçük ulus devletlere bölünmeyeceği, farklı kendini farklı tanımlayan grupların diğer gruplarla beraber yaşayabileceği bir sistem benimsemesi. Aslında bir devlet olmayı benimsemezlerse eğer bugün kendini Esad'a hisseden, yakın hisseden Rusya, kendini orada yaşayan Şiilere yakın hisseden İran, işte oradaki Türkmenleri düşünebilecek olan Türkiye, birileri bir şekilde herkes kendi menfaati doğrultusunda oradaki etnik grupları kullanmaya devam edecek. Yıllar boyunca bu böyle tabii oldu. Ki. Dolayısıyla bu aynı Türkiye için de geçerli. Suriye için, Irak için de geçerli. Irak bunu başaramadı, başaramıyor da gibi görünüyor. Yani özellikle Kürdistan'ın artık ana vatandan kopmasıyla birlikte ya da birkaç yıl içerisinde. Hatta yani Biden resmen söyledi, işte beraber çıktılar Amerika'da. Ben de sen ölmeden dedi Barzani'ye, Kürdistan'ın kurulacağını göreceğiz. Böyle bir taahhütü var. Yakın gibi zaten bağımsız bir devlet gibi de hareket ediyor. Anlaşmaları da bu şekilde yapıyor. Çoğu zaman Bağdat merkezi yönetimini tanımadan. Dolayısıyla Irak'a geçtik ama Suriye'de bu çok çok daha zor gibi görünüyor. Ama bu işte o Bağdat'taki merkezi hükümetin de bu konuda şeyi var. İhmalleri mi var? İhmalleri artı bu konudaki şeyi de karnesi de çok iyi değil. Ve böyle olunca işte ne oluyor? O ötekileştirme, o diğerini öteki gibi görme daha da güçleniyor ve siz diğerine sizinle beraber yaşamak için başka bir fırsat tanımadığınız için, o fırsatı tanımadığınız için ister istemez diğerini ayrılmaya ve sizden kopmaya itiyorsunuz. Evet. Bugün yaşadığımız da budur. Peki. Şimdi yani bu ülkelerin özellikle küresel bazda da ne olup bittiğinin farkında olup o kendi etnik, mezhepsel vesaire farklılıklarını bir zafiyet olarak dış güçlerin, yani o küresel bazdaki mücadelenin bir parçası yapmamaları ve en azından buna İzin vermemeleri veya bunun farkında olmaları gerekiyor. Türkiye'de bu noktada aslında hiçbir taraftan değil, kendi çıkarlarını ve tabii ki komşularını tamamen beraberinde. Hani şu sıfır sorun politikası mantığıyla. Ama şimdi bakın son, çok daha açıkça söyleyelim, son birkaç yıldır Sünni gruplara çok daha ne derler, iltimas geçildiği açık. Irak'ta da şeyde de Suriye'de çok açıktır. Evet. O yüzden ama bunun da bir şeyi var, bedeli var. Ve bu bedeli maalesef insan canıyla ödüyorsunuz. Pekala, biraz da Kıbrıs'a geçelim. Karşı kıyıya, Suriye, Rusya krizi, Türkiye, Rusya gerilimi büyük çoğunlukla programımızın ana kısmını oluşturdu ama karşı kıyıya geçelim. Gerçekten tam anlamıyla büyük bir savaş var. Belki küçük ölçekli bir dünya savaşı ya da en azından savaşa dönüşmek üzere olan bir ortamı yaşıyoruz. Suriye'de 3. Dünya Savaşı'nın belki de bir mini provası yaşanıyor. Taraflar bu işin içine Çin de girmeye başladı. Çin'in de buraya bir savaş gömmesi zaten sürekli olarak tatbikatlar için adına açıklarına da geliyor. Suriye'de de hatta savaş uçağı gönderebileceği konuşuluyor. Açıklamalar net değil ama çok oyunculu küçük bir dünya savaşının burada provası yaşanıyor ne yazık ki. Hemen karşı kıyısında da oldukça olabildiğince demokratik ortamlarda bir müzakere süreci, Birleşmiş Milletler'in kontrolü altında, taraflar arasında bir çatışma yok, bir barış anlaşması da yok ama çatışmanın da olmadığı bir ortamda yeni bir referanduma doğru gitmeye çalışıyoruz. Buna bir inanç var. Taraflar birbirinden ilk defa bu kadar çok memnun. Her iki lider de en azından olabildiğince birbirleri adına olumlu mesajlar veriyorlar. Çok dikkat ediyor. Sayın Akıncı da çok dikkatli seçiyor kelimelerini.
Anastasiadis Akıncı biraz daha dikkatli seçiyor. Biraz daha fazla Anastasiadis zaman zaman iç kamuoyuna çok daha özel mesajlar veriyor. Bunu da yansıyor basına da. Ama biraz görmezden gelmeye çalışıyor Sayın Akıncı herhalde. Bu herhalde bizim elimizi biraz daha bilmiyorum daha kontrollü oynamamıza yol açıyor olabilir. Gelelim müzakere sürecine. Güney'de de Mayıs'ta bir seçim var. Seçimden önce Sayın Akıncı bir referandumun gerçekleşmesini belirtiyor. Özellikle güç paylaşımı konusunda Sayın Akıncı'nın rahatsız olduğunu hissettiğimiz mesajları var. Özellikle bu konuda rahatsız olduğu mesajlar var. Yani siyasi eşitlik noktasında, güç paylaşımı noktasında rahatsız olduğunu anladığımız bir konu var. Mülkiyet çok ilerleyemedi gibi görünüyor. Kriterlerinin belirlenmesi, kategorilerin ardından bu aşamada kaldık. Mayıs'a kadar bir referandum olur mu olmaz mı? Genel hatlarıyla Birleşmiş Milletler'de verilen açıklamalar, Sayın Akıncı'nın Anastasiadis'in yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi iyi başlayan, çok pozitif bir havada başlayan bir müzakere süreci var. Yani Mayıs ayında başlayan müzakereler belki de tarihinde en pozitif atmosfer içinde başlayan müzakereler. İki liderin sembolik de olsa karşılıklı jestlerle işte iki tarafa yürüyüp pazar yerini dolaşmaları, beraber kahve içmeleri vesaire ve özellikle yeni kapıların açılacağı ve işte hellim konusu olur, roaming cep telefonlarının birleştirileceği vesaire gibi konularda da hani güven yaratıcı önlemler dediğimiz bu konuda bizim irademiz var, bunları çözeceğiz şeklinde taahhütte bulunmaları gayet olumlu bir atmosferle başladıklarını gösteriyor. Şimdi Kıbrıs konusunda şu yanılgıya düşüyoruz. İşte tartışılmadık hiçbir konu yoktur. O yüzden de aslında irade olsa iki lider bunu bir ayda veya işte iki ayda çözer. İşin bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Yani günün sonunda evet birçok hemen hemen bütün konular müzakerelerde tartışılmıştır son 47 yıldır vesaire ama bakın en basitinden bir referandum metninin çıkması lazım. Bu metne eklenecek ortak devletin anayasası, her bir kurucu devletin anayasası, federal yasalar vesaire gibi birçok konu var. Ve bunların hepsinin tamamlanabilmesi için de hani insan gücünü, Kıbrıs'taki çalışma şeklini, davranışlarını vesaireyi, Akdenizliliğin getirdiği rehaveti vesaireyi de işin içine katacak olursak, hani bu kadar işin birkaç ay içinde bitebilmesi en azından bence çok iyimser bir yaklaşımdır diye görüyorum. Bütün bunların bitmesi belki işte bir yıl vesaire gibi bir zaman alır. Ama nasıl kurgulayacaklar? Yani referanduma bütün bunlar mı girecek? Yoksa hani daha kısa bir anlaşma ve işte şu tarihe kadar da şunların tamamlanacağı şeklinde bir şeyle mi girilecek? Parça parça, onu, adım adım. Onu bilemiyorum. Ama iyi bir atmosfer yakalandı. Benim yaptığım, ilk günlerden beridir yaptığım bir uyarı var. Bunu ta 90'lı yıllardan beridir yapıyorum. Çünkü doktora tezimi de Kıbrıs müzakereleri üzerine yapan bir kişi olarak. Şimdi liderler seviyesindeki müzakereler çok önemlidir. Bunu kesinlikle küçümsemiyorum. Ancak tek başına yeterli değildir. Çünkü siz bir yerde güç paylaşımına dayalı bir yeni sistem kuruyorsunuz. İki toplumun güç paylaşımına dayalı. İki toplum her aşamada, her seviyede güçleri, iradeleri paylaşacaktır. Peki bu paylaşılacak olan güç neyle, hangi sistemle ortaya çıkıyor? Bir federal sistemle. Federal sistem, güç paylaşımına dayalı bir federal sistem aslında ne anlama geliyor?
Bu bir mega işbirliği yapısıdır. Kelimenin altına çiziyorum. İşbirliği yapısı. Siz gücü paylaşacaksanız bunu işbirliği yaparak paylaşacaksınız. Değil mi? Peki dönelim bakalım. İki toplum arasındaki işbirliği tecrübesi ve işbirliği geçmişi nasıldır? Bir baktığınız zaman aslında ta 60'lı yıllardan günümüze baktığınız zaman işte 50 küsür yıl geçmiş. İki toplum arasında işbirliği tecrübesi maalesef çok azdır. Ve bugünkü tecrübesizlikle, en azından işbirliğindeki eksik tecrübeyle bir federasyona gitmenin de çok sağlıklı olmadığını düşünenlerdenim. O yüzden de bugün ile referandumdan bir sonraki güne kadar, yani yeni bir ortaklığın çıkacağı güne kadar ki zaman çok iyi değerlendirilmeli ve bu zaman sadece müzakerelerle değil, müzakerelere paralel bir şekilde o işbirliği tecrübelerinin yaratılacağı, iki toplum arasındaki insanların işbirliğinin iyi bir şey olduğunu görebilecekleri, günlük yaşamlarını pozitif yönde etkileyecek güven yaratıcı önlemlerle egzersizler, bunun çoğaltılması gerekiyor ki insanlar o federal yapı, güç paylaşımına dayalı bir federal yapıya gittikleri zaman o federal kurumları o işbirliği tecrübeleriyle çok daha yumuşak bir şekilde, çok daha sıkıntısız bir şekilde idame ettirebilsinler. Bunun eksikliğini görüyorum ben maalesef. Ne yapılabilir? Yani hangi alanda en çok işbirliğini, yani zaman, tek bir kelimeyle açıklayabilecek bir şeydir ama işbirliği açısından şu cümleyi söylüyorum. Gökyüzü limitimizdir. Yani yapılabilecek o kadar çok şey var ki. Yani ne bileyim, ara bölge, hani iki toplumu birbirinden ayıran ara bölge, niye iki toplumu birbirine daha çok kaynaştıran, birleştiren bir alana dönüştürülmüyor? Niye ortak bir üniversite açılmıyor mesela? Ne bileyim, niye ortak bir kurum oraya kurulmuyor mesela? İnsanların ortaklaşa iş yapabileceği bir şeye dönüştürülmüyor. En basitinden yani Kapalı Maraş bugün niye iki tarafın uzmanlarınca oradaki binaların en azından güçleri ölçülmüyor? Çünkü biliyorsunuz günün sonunda o binaların bir kısmı yıkılacak, bir kısmı da güçlendirilecektir. Evet. Bunun için de İngilizce'de carrot test yapıyorlar. Güç veya işte mukavemet testleri galiba şeyi. Parça alınıyor binadan ve inceleniyor. Ha, bu bina güçlendirilmeli mi yoksa yıkılmalı mı? Karbon testleri. Vesaire. Evet. Şimdi bütün bunları niye Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum mühendisler yapmıyor? Gibi pek çok başlık vesaire var. Yani evet. Yani aslında süreyi de açtık, kapatıyoruz ama futbolu bile birleştiremedik. Yani bu en büyük aslında egzersizlerden biri olacaktı. Tabii. Futbol, yani futbol sadece bir spor müsabakası anlamında tabii, değil, çok sosyal tabii, bir mesaj. Tabii, yani tabii, iki tabii, toplumun tabii, biri arada, tabii, iki yapının bir arada uyumlu bir şekilde yaşayabileceği, yani aslında kazananın kaybedenin değil ama orada bir müsabakanın yapılabilmesi, iki toplumun bir arada yaşayabilmesi anlamında çok sembolik bir nokta olacak. Yani en basitinden eğitim sistemi içine niye iki tarafta işte ikinci dil olarak diğerinin dilini koymuyor? Evet. Yani niye öğrenmeyelim? Hala EOKA'yı konuşurken bir taraf, şimdi tabii tek taraflı şimdi girmek istemiyorum olaya da ama hala ne yazık ki çok farklı noktalarda galiba taraflar. Ama bazı işte konularda, bakın, bazı konularda bakın, biraz daha. Bakın biraz önce hep konuştuklarımızla birleştirelim ve ilintilendirelim ki hani ilk başta konuştuklarımız tamamen farklı gibi algılanmasın. Bakın Kıbrıs'ta biz iki toplumun güç paylaşımına dayalı bir federasyon kurabilirsek ve bunu başarılı bir şekilde yaşatabilirsek, bu sadece bu ülke için değil küresel ölçekte Roman önemli olarak bir emsal, önemli bir örnek teşkil edecektir. Evet. Çünkü bakın, benim yine icat ettiğim bir kelime vardı. Kıbrıs'ta federasyon
bunu kurabilirsek, buna ben Kıbrıs'ın Belçikalaşması diyordum. Belçika'da nasıl ki Hollandaca konuşan Flamanlarla Fransızca konuşan Valonlar birbirlerini çok sevmemelerine rağmen iki farklı bölgede ama işbirliği içinde bunu götürüyorlar. Zaman zaman ayrılma gündeme gelmiyor mu? Geliyor ama geliyor. Yapmıyorlar. Evet. Çünkü bunun kostu, bunun maliyeti çoktur. Bunun alternatifi nedir? Yani Belçikalaşmanın alternatifi nedir biliyor musunuz? Suriyeleşmedir. Bugün Suriye'de yaşananlar. Yani farklılıklarınızdan dolayı birbirinizin boğazını kesmek. Belçikalaşamazsak bugün Suriyeleşeceğiz. O yüzden de bunu söylüyorsunuz. Yani evet. Benim söylediğim, ben Belçikalaşma taraftarıyım. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Daha belki böyle saatlerce sizde doyumsuz sohbet gerçekleştirebilir. Deneyimlerinizden faydalanabiliriz açıklamalarınızdan ama onu da bir başka programa saklayalım. İnşallah. Bugünlük böyle kalsın. Teşekkür ederiz bir kez daha. Sağ olun. Değerli izleyenler, odak noktasında evet aslında bölgeyi, Kıbrıs'ı, daha çok Suriye'yi, Türkiye ve Rusya arasında yaşanan bu gerilimi konuşmaya, anlamaya çalıştık. Profesör Doktor Sayın Ahmet Sözen bizler için aktardı, değerlendirdi. Biz de dinledik efendim. Yarın saatler haftanın son odak noktasında 16.30'u gösterdiğinde yeniden görüşmek üzere efendim. Bizi izlemeye devam edin.